على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizi bir sabah namazının cemaatine Rabbim kavuşturdu, nasip eyledi. İşrak namazına nasip eyledi. Ne kadar şükretsek azdır Mustafa abicim. Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım. Ardından da namazımızı kılar, dağılırız. Azabı şiddetli olan kadınlar hakkında gelen bir hadis-i şerif. Dünkü okuduğumuz derste işte 4 sınıf cennetlik kadınlar, 4 sınıf cehennemlik olan kadınları okumuştuk. Bugün de azabı şiddetli olan kadınlar hakkında Hazreti Ali Efendimiz'den gelen rivayetle Fatıma annemiz ile beraber Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdim. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamın huzuruna girmiş. Biri damadı, biri kız oluyor. Onu çokça ağlar bir halde bulduk. Allah Allah. Onu çokça ağlar bir halde bulduk. Dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seni ağlatan nedir? Yanına git. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ağlıyor. Buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam, ey Ali, geceleyin semaya yolculuğa çıkarıldım. Miraç etti ya hani. Çıkarıldı. Allah'ımız orada ona gösterdi bazı şeyleri. Çıkarıldım. Ümmetimden kadınların türlü türlü şekillerde azaplandırıldığını gördüm. Onların azabının şiddetiyle ilgili gördüklerimden dolayı ağladım. Saçlarından asılmış, beyni kaynayan bir kadın gördüm. Saçlarından asılmış, beyni kaynayan bir kadın gördüm. Dilinden asılmış, boğazından aşağı kaynar suyun döküldüğü bir kadın gördüm. Ayakları göğüslerine, elleri başına bağlanmış, Allah'ın yılanları ve akrepleri musallat ettiği bir kadın gördüm. Göğüslerinden asılmış bir kadın gördüm. Allah Allah. Başı domuz başı, bedeni eşek bedeni olan, üzerinde azabın bin bir rengi olan, bir kadın gördüm. Köpek suretinde ateşin azgından ağzından girip arkasından çıktığı bir kadın gördüm. Melekler ateşten kırbaçlarla kafasına vuruyorlardı. Fatıma-tü Zehra annemiz kalktı ve dedi ki, ey sevgilim, gözümün nuru. Bu kadınların yaptıkları nedir ki başlarına böyle bir azap geldi diye babasına Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu ki, ey kızım, saçlarından asılmış kadın erkeklerin yanında saçlarını örtmezdi. Ya bak işte başı açık olmanın zararı. Dilinden asılmış kadın kocasına sözleriyle eza verirdi. Hadi bakalım. Göğüslerinden asılmış kadın da kocasının yatağından kaçarak ona eza verirdi. Kadın işte hasta değil, özel günleri yok. Hastalığı da yok. Eşi onunla beraber olalım dedi. Allah'ın helali yani. O da ne yaptı? Kaçtı. Bak buna da azap var. Evet, kocasının yatağından kaçarak ona eza verirdi. Ayakları göğüslerine, elleri de başına bağlanmış. Ayakları göğsüne, elleri de başından bağlanmış. Allah'ın kendisine yılanlar ve akrepleri musallat ettiği kadın, cünüp olduğu zaman cünüplükten ya da hayızdan temizlenmek için gusletmez, namazı küçümser, onunla alay ederdi. Zaten bir kadın, bir insan namazı küçümser de
namazla alay ederse o adam ne olur? Kafir olur. İman kalmaz onda. Başı domuz başı, bedeni eşek bedeni olan kadın devamlı insanları çekiştirir, fitne çıkarır ve yalan söylerdi. Allah muhafaza. Köpek suretinde olup ateşin ağzından girip arkasından çıktığı kadın ise insanlara verdikleriyle çokça övünür. Demek ki sadaka veriyor güya. Ondan sonra geçiyor övünüyor. İnsanlara verdikleriyle çokça övünür ve çokça haset ederdi. İnsanlara haset ederdi. Ey kızım, kocasına isyan eden kadına yazıklar olsun dedi. Burada hadis-i şerif bitti Mustafa abicim. Rabbim Celle Celaluhu eşlerimizi salih eşlerden eylesin. Amin. Bu hatalara, bu günaha düşmekten cümlesini muhafaza eylesin. Amin. Ondan sonraki gelen hadis-i şerifte saliha bir eş olana ne mutlu. Efendim, bakalım olmazsa onu da okuyayım. Evet, okuyalım kısa. Ebu Umame'den rivayetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mümin Allah'a karşı olan takvasından sonra saliha bir kadından istifade ettiği kadar hiçbir şeyden istifade etmez. Çünkü karısına emrettiğinde kendisine itaat eder, ona baktığında gönlü huzur dolar, sevinir. Yemin ettiğinde yeminini tutar ve yanından ayrılıp uzaklaştığında karısı hem kendini hem de malını muhafaza eder. Allah-u Teala buyurdu ki Nisa suresinde, Bismillah, erkekler kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini cihat, imamet, miras gibi işlerde diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından aile fertlerine harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince, önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın, bunlar da fayda vermezse dövün, eğer size itaat ederlerse, kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah Teala çok yücedir, çok büyüktür. Evet, Efendi Hazretlerimizin de hikmetli sözlerinden birkaç tane okuyalım. Duruyoruz değil mi abi? Sıkıntı yok. Fazla tutmayacağım. Bakalım ne geliyor nasibimize. Bugün açtım. Evet, namazı tadil erkana kılalım. Rükudan, secdeden doğrulduğumuzda azalarımız tam yerleşsin ki iki secde arasında Allah'ım beni affet diyelim. Yani Allah'ım mağfirli beni affet diyelim. Evet, rüku ve secdelerde tesbihler 3, 5 veya 7 kere söylenebilir. Bu tesbihlerde 3 kere ile iktifa etmekten utanıyorum Rabbimden. Allah Allah. Ne filan adam mısın yahu denilmesinden çekiniyorum. 5 kere söylemek müstehaptır. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? 3 kere mesela Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala diyoruz ya. Efendi Hazretleri, ben bunu 3 kere söylemekten işte utanıyorum. İşte bana derler ki sen ne firar adam mısın denilmesinden korkuyorum diyor. 5 kere, 7 kere söyleyin bunu diyor. Bu müstehaptır, bu güzeldir diyor. Dikkat etmek lazım, yapmak lazım. Ha, 3 kere de söylese olur canım he. Kimileri hafızlık çalışır, Arapça okur fakat namazı kılmazlar. Allah Allah. Bu olur mu? Namaz kılacağız. Hem de ezan okunur okunmaz. Akşam namazını 3 dakika, öğleyi, ikindiyi 5 dakika, yatsıyı da 10 dakika sonra kılalım ihtiyaten.
Buralarda da camilerde de uygulansa mesela kimse namaza geç kalmaz. 5 dakika sonra kılınsa adam yani ezan bittikten sonra icabında gelmiyor yetişemem diye. Böyle bir durum olsa hemen abdestini alır gelir. Erkekler namazlarını camide kılarken hanımlar aynı vakitte evlerinde kılarlarsa namazlarını cemaatle kılmış gibi olurlar. Şimdi bunu duyan bir hanımefendi uyanık olması lazım. Tamam kadınlar camiye, cemaate gelmiyorlar. Cemaatte çok büyük bir sevap var, bir fazilet var, artı var. Kadınlar da ne yapsın? Hemen evde ezan okunur okunmaz namazını kılarsa bu cemaatle bizim aldığımız sevabın aynısını alır. Zaten onlar mahrum olmazlar da bak böyle de bir incelik var burada. Bunu hanımlara duyurmak lazım. Evet. Bazı erkekler kısa kollu gömlekle namaz kılıyorlar. Giyimlerine dikkat etmiyorlar. Bu hal ile bir hakimin yanına gidemezler. Allah'ın huzuruna nasıl giderler? Bak Mustafa abi sen şimdi kısa kollusun değil mi? Efendi Hazretleri buna temas etti. Ne yapalım? Ya geldik gidiyoruz. Biz şeriatı, sünneti yaşamaya geldik. Hiç olmazsa bir tane cübbemiz evimizde olsun. Burada camide asıl olsun. Hadi dışarıda giyemem. Bir iki metrede sarığımız olsun. Hemen camiye geldiğimiz zaman hop cübbemizi giyelim. Sarığımızı saralım. Nurun ala nur. Sevabı 70'e katlıyor bir sarık sarsan. Cübbe olsa bak bunlardan hep kurtuluyor. Camide bakıyorum 2-3 tane kafalarında şey var. Şapka, kep. Böyle ya, böyle. He benim eniştemde de var mesela. Ya öyle olur mu? Ben söyledim bunu yapma dedim. Bir takke tak hani. Ya sen bir hakimin yanına ya da bir şeyin yanına bir girebilir mi? Yok. Ya Mevla'nın huzuruna. Bütün kainatı yaratan Rabbimizin huzuruna bir insan nasıl böyle efendim? Hocam bazen kısa kollu gömleğine kılınır dedi. Ya kılınır. Ama katlayıp da gömleğinde. O mekruh oluyor işte. Uzun kollu gömlekle namaz kıldığımız zaman onu indirmemiz lazım. Böyle kıvırırsak olmaz. Ha, ama kısa kollu zaten bunda şey yok. Kerahet yok ama bak bu sefer yani işin şeyine hakikatına inersek takva boyutuna bak evet, Efendi Hazretleri. Yani diyor ki sen diyor bir hakimin huzuruna böyle çıkamazsın. Mevla'nın huzuruna nasıl çıkıyorsun diyor. Sen kafada takke yok. Kepi ters çevirmiş böyle. Ne kadar çirkin bir görüntü bu ya. O takma daha ya. Onu öyle çevirme. Takma daha iyi ya. Allah'ım şuur ihsan eylesin ya Rabbim. Geldik gidiyoruz. Namaz için insanın evvela tahareti öğrenmesi lazım. Adam ayakta idrar yapıyor. İdrarı yapıyor. Sıçlıyor bir yandan. Efendim donuna damlıyor bir yandan. Sen şimdi bir 40 adım atman lazım. Bir 3-5 dakika beklemen lazım. İstibra diye bir şey var. Evet. Ya biraz yürü, biraz bekle. Adam ayakta idrarını yapıyor, affedersin. Ondan sonra geliyor 2 adım ileride hemen abdestini alıyor. Abdestini 4 dörtlük alsa da ardından iğnenin ucu kadar idrar gelse dışarı. Abdest gitti. Abdest gittikten sonra sen mükemmel bir namaz kılsan neye yarar? Kabul olmaz ki. 60 sene namaz kılıp ahirette bir tane namazı çıkmayan adamlar var. Nereden oldu bu? Aha işte. Öyle şey olur mu? Namaz kılıyor, sırtı açılıyor yarısına kadar. Hmm. Geçen cumada gördüm. Ya işte bozuluyor o namaz. Geçen giymiş size de uyaracaktım. Zuhru ahiri kılana kadar çocuk gitti. Bir şort giymiş oturduğu zaman şuraya kadar açık. Kardeşim ayda yılda bir namaza geliyorum ona da şortla geliyorum. Olur mu böyle? İnsan kendine zulmediyor, haberi yok. Evet, namaz için insan evvela tahareti öğrenmesi lazım. İstibra, istinca bunlar çok önemli. Temizliği kağıt ile değil su ile yapmalıdır. Temizliği kağıt ile değil su ile yapmalıdır. Adam affedersin şeyine su vurmaktan çekiniyor. Halbuki Allahu Teala su ile temizlenenleri övdü. Ya senin işin adı ne? Kağıdı şey yap. Üşeniyor demek ki. Ondan sonra çık, temizlendi mi bu? Yok. Suyla onu gıcır gıcır yıkayacaksın kardeşim. Yoksa namaz kılarsın, efendim, yani affedersin, donun şeyle. Ya devam ediyoruz. Helalarda, tabi canım temizlik imanın yarısıdır. Et-tuhuru şetrül iman. Temizlik imanın yarısı. Şimdi söylemesi ayıp olmaz mı? Böyle tuvaletten kurulanıp kalktıktan sonra
Evet. Yine peçete koyuyorum ki kiloda bir şey. O, ha, o olur canım. He. Değermesin diye. Bez kullanılsa mesela daha peçete iyi. Ben peçete kullanıyorum bak. Şey, kağıt, ne diyorlar? Bez. Benim iş yerimde de mesela bezim vardır. Evde de bezim vardır. Ha yok, peçete var. Kullanılabilir peçete, o. Tuvalet kağıtları da. Yok yok, kullanılabilir ama o icabında var. Onlardan şey de olabilir bak. Böyle kaşıntı, ıvır zıvır ne derler ama yapılabilir. He. Zaten tuvaletini evet. Evet. Şimdi kağıt, bak ne diyor bak. Helalarda ne zamanki kağıt kullanılmaya başlandı, yağmurlar kesilmeye başladı. Efendi Hazretleri. Eğer avret mahalli iyi temizlenmezse abdest olmaz. Abdest olmayınca da namaz olmaz. Bak şimdi kağıt kullanılır diyoruz hocalardan. Mesela bu temizlik kağıdı hususu bu işin yani için şey oldu falan diyorlar ama eğer biz Efendi Hazretleri gibi bir Allah dostuna, takvada zirve bir insana kulak vereceksek, efendim dinleyeceksek, ona uyacaksak, bak bak o diyor ki ne zaman ki kağıt kullanılmaya başlandı, yağmurlar kesilmeye başladı. Gördün mü? Kağıdına simlerler de bunları söyleyeyim. Evet, he, evet, evet, doğru. Evet, yine de, evet. Evet. Yağmurlar, kağıt kullanılmaya başlandı. Yağmurlar kesilmeye başladı. Eğer avret mahalli iyi temizlenmezse abdest olmaz. Abdest olmayınca da namaz olmaz. Bugün namaz kılanları işe almıyorlar. Evet. Yahu namazdan ne zarar gördüler de kılınmasına engel oluyorlar. Ey arkadaşlar, bir dünya rütbesinden sebep namaz terk ediliyor. Vay bize vay. Lazım değil o rütbe. Kurt yesin o rütbeyi. Bize İslam lazım. Velev ki hamal olarak kalınsın. Dünya rütbesi için namaz bırakılmaz buyurmuş. Başka bir sözünde de müttaki öyle kimsedir ki bütün dünyayı verseler bir vakit namazını terk etmez, vermez. Allah'ım bizi o müttakilerden eylesin. Amin. Geldik gidiyoruz. Efendim ya dünya benim olsa ne olur ya, öldüm gittim, girdim toprağa, bana namaz lazım. Allah'ı razı etmemiş bir şekilde, namaz kılmamış bir şekilde ölüp gittikten sonra efendim böyle şey olur mu ya? Allah'ım şuur ihsan eylesin. Neye değer vereceğimizi şaşırdık. Bir dünya peşinde koşmaca efendim aldatıyor bizi. Rabbim ölmeden önce uyanmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu okuduklarımızla amel etmeye muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım.